Günaydın. Cuma günü %20'ye yaklaşan artılarla bir kapanış gördük. Hacim tarafında tabii S&P ve Nasdaq'ta çok etkileyici bir hacim yoktu ama Dow Jones tarafında görüyorsunuz çok ciddi bir artış var. Tabii bu Dow Jones'un geneline yayılmış bir artıştan ziyade GE kaynaklı şurada gördüğünüz gibi muazzam bir hacim artışı oldu. Hatta rekoru kırıldı diyebiliriz. Hissede zaten çok büyük bir artı kaydetti. Hafta sonunda konuyu detaylandırdım. Bu sadece ve sadece açıkladığı buyback'ten kaynaklanan bir durum değil. Bilançosu zaten bu hafta açıklanacak. Satış yapmasından, büyük bir satış yapmasından da kaynaklanmıyor. Sistemik olarak önemli bir şirketti. Fed'in takibi altında bir şirketti GE Capital. Onu şimdi listeden çıkartma ihtimalleri çok yükselmiş durumda. Hafta sonunda attığım maili okursanız orada konu ciddi olarak önemli diye düşünüyorum veya bundan sonrası için de çok ciddi anlamda önemli olabilir. Tabii GE önemli bir hisse. Şurada gördüğünüz gibi Dow'un %1'ini oluşturuyor ki Dow tarafına da dönüp baktığımızda yükselişin aşağı yukarı 10 puanlık kısmı, pardon, şurada bakalım 18 puanlık kısmı GE'den gelmiş. Dolayısıyla Cuma günü GE biraz Dow tarafına baktığımızda görüntüyü çarpıttı diyebiliriz. Ama kuvvetli ve kayda değer bir hareketti. S&P tarafına bakalım. Orada da yukarıya doğru harekette henüz bir momentumda bozulma yok. %10'luk bir hareketi görmeyeli çok uzun zaman oldu ama ona rağmen yukarı momentumunda bozulmadığını görüyoruz. Yine Nasdaq tarafına baktığımızda sat sinyali henüz verilmiş değil. Şuradaki tepe civarında biraz belki duraksaması 5000'ler civarında söz konusu olabilir. Ama dönüp de buradan henüz sat sinyali gelmemişken yeni bir short tehlikeli olur diye düşünüyorum. Çünkü devamlı olarak tam döndü derken ertesi gün yeniden yukarıya yapıyor ve bir iki hafta içinde bir zirve hareketiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla zayıflayan bir momentumdan bahsetmek belki mümkün olabilirdi geçtiğimiz haftalarda. Ama şu an geldiğimiz seviyeler itibariyle çok fazla şorta hemen denemek mantıksız gibi geliyor. Tabii bu hafta itibariyle çok daha önemli hisse açıklamaları gelmeye başlayacak. Bankalar tarafından almaya başlayacağız. Goldman Sachs, JP Morgan gibi şirket bilançoları geliyor. Az önce gösterdiğim GE tarafı yine gelecek. Ardından da tabii teknoloji hisselerinde açıklamalar başlayacak ki bunlar tek başına çok daha yönlendirici olacaktır. Benim görüş olarak yani strateji olarak henüz bir short açmadım. Görüş olarak yaklaşımım aşağıya doğru bir hareketin daha makul olacağı. Malum son iki çeyrekte yavaşlama vardı. Doları çok önemsemiyorum çünkü ona karşı hedge önlemleri alınmış olabilir diye düşünüyorum. Hisse piyasasında da net bir düzeltme yoktu. Dolayısıyla EPS'lerle piyasanın geldiği seviyeyi karşılaştırdığımızda hareketin aşağı olma ihtimalim biraz daha artmış durumda ama bunu şu andan satıyor muyum? Hayır, kesinlikle satmıyorum. Çünkü dediğim gibi fiyat tarafında henüz bunu onaylayacak bir gelişme olmuş değil. Bu arada görüyorsunuz Intel'de bu hafta bilanço açıklayacak şirketler arasında. Dönelim piyasadaki Asya'daki gelişmelere. Asya'ya baktığımızda görüyorsunuz gerek Hang Seng tarafında gerekse Şangay'da kuvvetli yukarı hareket devam ediyor. Gelen veriye rağmen, zayıf gelen veriye rağmen hareketin hızını kaybetmediğini görüyoruz. Şurada açalım. Gördüğünüz gibi çok sert bir açıyla, devam ettirilemeyecek bir açıyla yukarıya doğru gidiyor. Veri bize ne söylüyor? Aslında ciddi anlamda beklentilerin altında bir veriye baktığımızı görüyoruz. Sabahki mailimde paylaştım. Dolayısıyla çok üzerinden detay gitmeyeceğim ama şurada gördüğünüz gibi Amerika'ya verilen ticaret fazlasında çok ciddi bir daralma söz konusu. Kanada'ya uzun süre sonra ilk kez eksi verilmiş. Hong Kong tarafını çok incelemiyorum çünkü burası biraz şaibeli bir bölge faturalandırmada vesaire de ama Tayvan'da, Japonya'da, Güney Kore'de bunların hepsine karşı ticaret hacminde bir düşüş görüyoruz. Tabii bu biraz aslında Çinlilerin kafasında kurcalayacak bir problem diye düşünüyorum. Çünkü dönüp de baktığınız zaman örneğin Kore Won'un da değer kayıpları
var. Yine Japon yeninde değer kayıpları var. Bütün bunlara karşı yuan kuvvetli bir para birimi şeklinde duruyor. Dolayısıyla acaba yanlış mı yapıyoruz veya biraz daha gevşek bırakalım mı düşüncesi bence Çinlilerin kafasında her veriyle beraber, her yavaşlamayla beraber oluşmaya başlıyor. Bir de şeye bakalım, hisse piyasası neden veriye rağmen yukarı gidiyor? Şibor oranlarına baktığımızda sert bir geri çekilme olduğunu görüyoruz Mart ayından bu yana. Bu da tabii likidite açısından baktığımızda piyasayı destekleyen bir gelişme. Dolayısıyla kötü gelen veriye ve kötü gelen verinin ekonomik büyümede sorun olacağını gösteriyor olmasına rağmen büyük ihtimalle bugün zaten her yerde okuyacaksınız. Faiz indirimi beklentisi piyasada arttı. Buna ek olarak likidite koşulları da iyi. Dolayısıyla hisse piyasası da yukarıya doğru tepki veriyor. Sağlıklı mı? Hayır değil. Çin'in %7 büyümesi bile hatalı bir gelişme. Bunu önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. Ciddi anlamda problem olacak bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Buradan paritelere geçelim. Pariteler tarafında veya Avustralya dolarıyla başlayalım. Biliyorsunuz tipik bir Çin para birimi veya Çin hikayesi. Elbette buradaki verdiği tepkiyi de çok şaşırmamak lazım. Çin'le beraber çok sert bir dönüş oldu. Böyle bir kapanış olursa da ciddi anlamda yeni bir dip daha kaydedilmiş olacak. Burada benim takip ettiğim aynı zamanda Yeni Zelanda'ya karşı da takip ediyorum. Hem bölgesel para birimleri. Burada da daha önce konuştuğumuz bir hedeflerine geldi ama eğer buradaki kırılma gerçek ise o zaman çok daha düşük seviyeleri görmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. Çünkü kırılan bölge çok uzun zaman test edilmiş bir bölge ve aşağısının çok daha açık olması gerekir. Bence birin altındaki seviyelerde bu paritede görülecektir. Buradan Euro tarafına geçelim. Euro'nun aslında şurada bakarsak bize söylediği önemli bir nokta var. Şu 18'indeki FED hareketi sert bir şekilde yukarıya yapmıştı. Sonra da biliyorsunuz 1.10, 30'ları, 40'ları birkaç kez gün içinde de denemesine rağmen aşamadı ve aşağıya geldi. Şimdi FED hareketini tamamen geri vermiş durumdayız. İşte burada kelimeyi kaldırdı ama rally olmadı falan filan deniliyordu. İşte geldi, bütün hareketi geri vermiş olduk. Şimdi bunun söylediği aslında bence bu grafiğin söylediği şey şu: pariteyi anlamak istiyorsanız sadece Amerika'yı veya sadece Fed'deki gelişmeleri takip ederek anlayamazsınız. Evet, şu günde anlayabilirsiniz, şuradaki harekette anlayabilirsiniz. Fed şöyleydi, böyleydi diyerek bu hareketi yakalayabilirsiniz ama genel hareketi yakalamak istiyorsanız global sermaye hareketlerini ve doların karşısındaki para birimlerini de anlamanız lazım. Çünkü burada bizim bahsettiğimiz konu relatif bir değer. Yani doların kendi bazında absolüt bir değeri yok. Relatif bir değerden bahsediyoruz. Bunu anlamak için de karşı tarafta ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Karşı tarafta durum iyi değil. Peki bu nasıl bir hareketle devam edebilir? Benim düşüncem şurada tekrar yeni bir dip gördükten sonra bir ikinci yukarı hareket daha yapmak isteyeceği, bunu bu senaryoyu nereden veya neye dayandırıyorum? Bu senaryoyu short pozisyonların büyüklüğüne dayandırıyorum. Yani yeni bir dip yapmak için kurşun kalmadı sanki gibi gözüküyor. Şurada hafif bir pozisyon kapama var ama bu 7'si itibariyle. Ama genel olarak baktığımızda hala çok büyük miktarda short pozisyonlar var. Dolayısıyla paritede aşağı hareket biraz daha olacaktır. Yeni bir dipten sonra ben tekrar bir yukarıya dönme çabası olacağını düşünüyorum. Yine şurada spread'e de baktığımızda yeni dibi henüz onaylamıyor. Dolayısıyla bu hareketin bizi doğrudan 1'e götüreceğini düşünmüyorum. Hakkı paritenin çok daha düşük seviyeler, birin çok daha altına gelecek. Kısa vadede bu eleştirilecektir tabi biliyorum ama 0.80'lere de bu parite gelecek. Hemen bir ay sonra, 3 ay sonra
sonra demiyorum. Ama gelecek. Kısa vadede baktığımızda bence marjinal bir dipten sonra tekrar bir yukarı yapmayı deneriz. Ama özellikle eğer Nisan ayında Amerika'daki veriler yukarıya dönmeye başlarsa ki perakende satışlar yarın takip edilecek. Bu Euro üzerinde de ekstra bir baskı kuracak bir gelişme olacaktır. Japonya'nın tarafına bakalım. Tabii bunlara bakarken evet Amerikan dolarında Euro'ya karşı ciddi anlamda büyük bir short var ama genelde nasıl ona da bakmamız lazım diye düşünüyorum. Kısa vadede 120-80 seviyeleri takip edilmeli. Ardından da şurada gördüğümüz 121'ler gelecek. Bir süre daha yen muhtemelen bu sıkışıklıkta duracaktır. Ben kritik seviyeleri kırılmadığı için herhangi bir tarafa doğru pozisyon almıyorum ama genel dolar pozisyonunun nasıl olduğunu görmemiz faydalı olur diye düşünüyorum. Euro tarafında rekor bir short var ama yen tarafında baktığımızda hızla shortların azaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da bunu konuşmuştuk. Artık daha önceki ortalama seviyelerine doğru bir geri dönüş olduğunu görüyoruz Japon yeni shortlarında. Pound tarafına bakalım. Pound tarafındaki shortlara da baktığımızda orada da shortların biraz azaltıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Euro'ya karşı ciddi anlamda bir short pozisyon var ama bütün para birimlerini toplarsak short pozisyonların dolara karşı alınan pozisyonların azaldığını veya dolar üzerine alınan pozisyonların azaldığını görüyoruz. Diğer para birimlerine karşı shortlar azaltılmış. Dolayısıyla Euro'ya karşı belki mesafesi biraz daha az olabilir. Hemen 1'e doğru gitmeyebilir ama diğer para birimlerine karşı dolar baskın çıkabilir. Diğer ana para birimlerine karşı diye düşünüyorum. Pound tarafında da tabii kritik yerler kırılmaya devam ediyor. Şurada bakarsak yine önemli seviyeler şurada kırıldı. 48-70'lerin üzerinde durmayı başaramadı. Şimdi daha aşağı seviyelere özellikle de 1.43'lere doğru seçimin verdiği bazı tedirginliklerle veya belirsizliklerle aşağıya doğru devam edecek gibi gözüküyor. Metaller tarafına geçelim hemen altınla. Başlayalım. Altın tarafında güzel bir yukarı hareket gördük. Cuma günü gerek Hindistan'dan açıklanan verilerin burada etkisi vardı diye düşünüyorum. Gerekse gümüş ciddi anlamda yardımcı oldu ve 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Gümüş tarafına baktığımızda 50 günlük ortalamayı geçmeyi denedi ama 46 seviyesinde bir yanılmıyorsam 46 civarında kapatmıştı. Evet, 46-47 civarında kapattı. Şimdi buradan gelecek olan tepki oldukça önemli olacak. Eğer tekrar üzerine geçmeyi başarırsa bunu olumlu olarak değerlendirme tarafındayım ama gümüşün liderliği sürecek mi? Bunu görmemiz lazım. Hisse tarafında da 50 günlük ortalamanın altındayız. Buradaki benim genel görüşüm çok değişmiş değil açıkçası. Yukarıya doğru bir hareket olabilir ama 1340'ları aşmadığı süre ben bu hareketin çok kalıcı olacağından şüpheliyim. Altın tarafında hala aşağıya doğru daha baskın bir hareket olması daha mümkün gibi geliyor bana. Buna paralel olarak bir 10 yıllıklara da bakalım. Çünkü önceki gün altın üzerinde baskıyı oluşturan 10 yıllıklarda sert bir şekilde değer kazancı olmasıydı. Bu tarafa baktığımızda 1.95 civarındayız. Çok önemli bir gelişme yok. İkilerin üzerine atması durumunda ancak altın üzerinde baskısı artacaktır. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bugün önemli bir veri açıklaması yok. Ama yarın gelecek perakende satışlarda iyi veya kötü bir veri 10 yıllıkları hızlı bir şekilde hareket ettirecektir diye düşünüyorum. Son olarak petrol Haziran kontratları üzerinden gidelim. Cuma günü güzel bir dönüş oldu diyebiliriz. Şurada açarsak görüyorsunuz 50 günlük ortalamanın 52-34 seviyesinde altına doğru bir kayma söz konusu oldu. Ama
Ardından artı bir kapanış yaptık. Önceki günün en yükseğinin üzerinde bir kapanış olmadı ama benzer seviyelerde oldu. Dolayısıyla pozitif olarak değerlendirme taraftarıyım bu hareketi hala. Haftalık bazda da baktığımızda Bollinger'daki sıkışma devam ediyor. Hemen bir tarafa doğru kopma söz konusu olmayacaktır ama ben önümüzdeki birkaç aylık döneme baktığımızda daha yukarı seviyeleri test etmiş olacağımızı düşünüyorum. Tabii Çin verisi aslında bugün yeterince açıklayıcıydı. Petrolde çok hızlı bir yukarı trend söz konusu olmayacaktır. Birkaç sene süren yatay bir dönemden bahsediyor olacağız. Çünkü ekonomik anlamda petrole talebi yaratacak bir ekonomi merkezi şu anda dünyada yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla petrolde trade açısından yukarı hareketler görülecektir diye düşünüyorum ki onlardan birisinin fırsatı önümüzde. Ama birkaç yıllık dönemde bir planlama yapıyorsak bence yukarı ciddi bir petrol trendine göre planlama yapmak şu an için çok doğru değil diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.